Çocuklarda kalp deliği aileler tarafından da bir takım bulgularla, belirtilerle fark edilebilir. Tabi delik olduğunu bilemeyecekler ama şüphelenecekleri bir durum olacak. Önce bir doktora gitmeleri gerekecek. Hangi bulgular olursa doktora gidecekler. Yeni doğan bebek için kalp yetersi bulguları varsa o zaman altından bir delik çıkabilir. Hangi bulgular olur diye sorulduğunda çocuğun Yeni doğmuş bebek için nefes alışverişinde zorlanma, morarma, emmede güçlük. Yani eforla ilgili efor kapasitesinin düşük olması. Çocuk emmeye başlar, birkaç emiş hareketinden sonra, emme hareketinden sonra memeyi bırakıp nefes almak zorunda kalır, biraz dinlenir, tekrar tutar memeyi, tekrar emer, birkaç hareketten sonra yeniden bırakır. Yani emme süresi toplamda uzamıştır, gücü zayıftır. Aile burada bir terslik, farklılık olduğunu anlar, zaten doktora gider. Kalple ilgili bir takım bulgular doktor tarafından saptanırsa kalp deliği olduğu anlaşılabilir. Daha büyük çocuklarda ne olabilir? Gene efor kapasitesinin düşmesi. Yani diğer yaşıtlarıyla oyun oynarken bizim için oyun önemli bir kriter. Çocuk çünkü naz yapıyor olabilir aileye, çabuk yoruldum diyebilir. Ama çocuklarla, yaşıtlarıyla oyun oynarken diğer yaşıtlarından daha erken yoruluyor, oyun istediği halde oyunu bırakmak zorunda kalıyor ise bu bizim için önemli bir kriterdir. Kalpten olabilir, başka nedenden olabilir ama kalp akla gelmesi gerekir. Ee, herhangi bir nedenle soğuk algınlığı, üşütme veya sağlık kontrolü açısından doktora gittiğinde bir bebek, çocuk, doktor tarafından üfürüm duyulduğu söyleniyorsa bu bir kalp deliği e, bulgusu e, olabilir. Hatta büyük ihtimalle öyledir. Bazen delik değil, kalp kapaklarında darlıklar veya kalp kapaklarında kaçaklar, yetersizlikler de Deliğe benzer üfürümler yapabilir. Üfürüm dediğimiz bir durum söz konusudur. Ee, onun ayrımını tabii biz artık işin uzmanı olanlar, kardiyologlar e, sonucuna varacağız. E, aileye bilgiyi vermiş olacağız.